Herkese merhaba. Ben Nail Art uzmanı Tani ve bugün size çiçek nail artlarının nasıl yapıldığını göstereceğim. Onun için bize ekstra boya ve su lazım. Boyalarda istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ben istediğim renkleri seçtim ve boyaları çalkalamayı unutmayınız. İlk olarak tipse beyaz kalıcı rejeyi sürüyoruz. Niye beyaz sürüyorum? Çünkü açık renklerde boyalar daha güzel gözüküyor. Siz de açık renkleri sürebilirsiniz. Biliyorsunuz ki tırnaklara sürürken ilk olarak bez kat sonrasından kalıcı rejeyi sürüyoruz. Kalıcı rejeyi kurutuyoruz ve bize bir fırça lazım. İnce de kalın da olabilir. Gördüğünüz gibi benimki ince uzun bir fırça. Kalıcı reje kuruduktan sonra alkolle temizleyip bufferlıyoruz. Bufferınız bundan yumuşak da olabilir, fark etmez. Bufferladıktan sonra fırçayla temizliyoruz. Alkolle sakın temizlemeyiniz, yoksa boyanız tutmaz. Ve kırmızı boyayı sula karıştırıyoruz istediğimiz kıvama gelene kadar. Lale çizeceğiz. İlk önce lalenin yapraklarından başlıyoruz. İlk yaprağını çiziyoruz. Çizdikten sonra fırçayı sula temizliyoruz. Temizledikten sonra da kurutuyoruz. Ve çizdiğimiz yapraktaki fazlalığı alıyoruz. Fazlalığı aldıktan sonra fark edeceksiniz ki rengi biraz açılmış olacak. Sonra ikinci yaprağını çiziyoruz. Yaprakların boyutları farklı farklı olabilir. Aynı da olabilir, fark etmez. Ben farklı farklı çizdim, güzel gözüksün diye. Yine aynı şekilde çizdim. Fırçayı kuruladım, temizledim ve fazlalığını aldım. Şimdi de üçüncü yaprağını çiziyorum. Yaprakların birini çizdiğinizden sonra İkincisini çizene kadar birincisini kuruması lazım ki üst üste geldiğinde karışmasın. Ve son olarak dördüncü yaprağı gördüğünüz gibi ortadan çiziyorum. Ve kurulayıp temizliyorum. Fazlalığını aldık mı? Çiçeğin kendisi tamam. Şimdi de siyah kalıcı ojeden birazcık alıyoruz. Onunla çiçeğin dalını çizeceğiz. İlk olarak çiçeğin altına birazcık yuvarlak şekil veriyorum. Siyah kalıcı oje ile. Sonra da çiçeğin dalını çizeceğiz. Fırçaya çok bastırmadan çizin. Fırçaya bastırırsanız dalınız daha kalın olur ve o çiçekten daha büyük gözükür. Ben üstünden ikinci kez geçiyorum. Aynı yerden geçemeyecekseniz bunu yapmayın. Sonrasında dalının yapraklarını çiziyoruz. Yaprakları da küçük küçük minik çizin. Daha estetik durur. İlk yaprağını çizdik. Bunu da siyah kalıcı oje ile devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi de ikinci yaprağını çiziyoruz. Ona da yaprak demeyelim, bir dal, küçük bir dal. Ve sonra bir yaprak daha çiziyoruz. Onu bir tık daha aşağıdan çizelim. Tamam, üçüncü yaprağı da çizdik. Şimdi kurutuyoruz. Makinede kuruttuktan sonra üzerine bezkat sürüyoruz. Niye bezkat? Çünkü boyayı tutması lazım. Tapkat sürerseniz boya bulaşır.
Beskat'ı sürdük. Beskat'ı kurutuyoruz. Beskat'ı kuruttuktan sonra üzerine tapkat sürüyoruz. Tapkatı da güzelce sürdük. Onu da kurutuyoruz makinede 60 saniye. 60 saniye kuruduktan sonra güzel bir çiçeğimiz oldu. Şimdi de başka bir nail art yapacağız. O da yaprak nail artı. Yeşil boyayı alıyoruz. Aynı şekilde sula karıştırıyoruz. Tipse ben daha önceden beyaz kalıcı ojeyi sürdüm, matlaştırdım. Bufferla ve fırçayla temizledim. Şimdi karıştırdığımız yeşil boyayı boyayla yaprak çiziyoruz. Yaprağı da istediğiniz şekilde büyük küçük verebilirsiniz. Ben biraz büyük yaprak yaptım. Yanınıza bol bol peçete alın fırçayı temizlemek için. Fırçayı temizledikten sonra fazlalıklarını aldık yapraktan. Ve şimdi ikinci yaprağı çiziyoruz. İkinci yaprağı da çizdik. Aynı şekilde fırçayı temizleyip fazlalıklarını alıyoruz. Sonrasında üçüncü yaprağı çiziyoruz. Üçüncü yaprağı da çizdikten sonra fırçayı temizleyip aynı şekilde fazlalıklarını alıyoruz. Yaprakları çizdikten sonra dallarını da yeşille vereceğiz. Aynı şekilde fırçayla incecik yaprakları biriktiren bir dal çiziyorum. Gördüğünüz gibi iki tane ince bir dal çizdim. Dallardan fazlalıklarını ayırmanıza gerek yok. Çünkü zaten çok ince çizdik. O kendi kendine kurur. Sonra fırçayla siyah kalıcı oje ile yaprakların içine çizgi veriyoruz. Aynı şekilde yaprakların hepsini çiziyoruz. Sonra da dalları biraz siyahlarla geçiyoruz kalıcı oje ile. Ve makinede kurutuyoruz. Sonrasında beskatla aynı şekilde tamamen kapatıyoruz. Yine de makinede kurutuyoruz ve sonrasında tapkat sürüyoruz. Ve bitti. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yaprak nail art oldu.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atıp ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Umarım beğenmişsinizdir. Anlamadığınız bir şeyler varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz nail artlar varsa onları da yazabilirsiniz. Ve hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.